Merhabalar değerli izleyenler. Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda dolmalık biberle hazırlamış olduğum tarifi sizlere dilimin döndüğü kadar anlatıp sunmaya çalışacağım. 250 gram dolmalık biber kullandım. Alttan üste doğru keserek ortadan ikiye bölüyorum biberleri. Pratik ve lezzetli bir tarifi bugün sizlerle paylaşmak istedim günün her saatinde yapıp yiyebilirsiniz. Biberleri ortadan ikiye kestim. İçerisindeki yumuşak bölümü, çekirdekli bölümü temizliyorum. Çekirdeklerini temizleyip sonrasında ayırdığım bu bölümü tarif içerisinde kullanacağım. İsraf etmeyeceğim sap kısmını da. Tüm biberleri aynı şekilde temizledim sap kısmının çekirdeklerini aldım. Yumuşak bölümünü doğrayacağım ve tarifte kullanacağım. Hazırlamış olduğum lezzet evdeki olan malzemeleri değerlendirdiğim ve güzel bir lezzeti ortaya çıkarttığım severek yediğimiz bir tarif. Anlık misafirleriniz geldiğinde hemen çayı ocağa alıp sonrasında Erkevde biber varsa bu tarifi yapabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yumuşak yağlı peynir ekledim. Bir parça bir dilim kuru ekmeği doğrayacağım. Hazırladığım tarifi dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz öğle yemeğinde. Akşam yemeğinde bile tüketebilirsiniz doyurucu bir lezzet. Hem evdeki bayat ekmeği değerlendirdim. İçerisine bir parça biberin iç kısmını, yumuşak bölümünü ekledim. Bir diş sarımsak, biraz peynir ilave ettim. Sarımsağı doğradıktan sonra kabuğunu soyduğum domatesi doğruyorum. Domateste iç harcın biraz daha lezzetine lezzet katacak. Üzerine yaklaşık 4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ettim. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik ekledim malzemeleri ve içerisindeki bir yemek kaşığı yumuşak yağlı peyniri tamamen birbirine karışana dek karıştırdım. İç harcı hazırladım. Biberlerin içerisini dolduruyorum. Her biberi aynı şekilde çay kaşığıyla doldurup hazırlıyorum. her damağa hitap edebilecek kadar lezzetli, herkesin seveceği bir lezzet. Sizler de benim gibi evdeki malzemeleri değerlendirirken güzel bir lezzeti sevdiklerinize ikram edeceksiniz. Hazırladım biberleri sıra geldi fırına vermeye. Küçük bir fırın tepsisine yağlı kağıt sermiştim tepsiye biberleri alıyorum. Biberleri dizdikten sonra 200 dereceli fırında yaklaşık 35 dakika pişireceğim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Üzeri kızardığında biberler tamamen piştiğinde fırından çıkartabilirsiniz fırından çıkartmış olduğum biberle ve içerisine eklediğim malzemelerle lezzetlendirdiğim tarif tekrar karşınızda. Servis tabağı içerisine alacağım. Biber miktarını ve malzeme miktarını çoğaltarak daha fazla elde edebilirsiniz hazırlamış olduğum tariften ben bize yetecek kadar hazırladım. Biberleri servis tabağına aldıktan sonra birer çay kaşığı üzerlerine süzme yoğurt ekliyorum. Normal yoğurt da olur hangisi evinizde mevcutsa. hafif ve lezzetli bir tarif. Bir o kadar da doyurucu. Üzerlerine yoğurt ekledikten sonra bir parça dereotu ilave ettim. Hem biraz daha lezzet hem de renk verecek. Herkesin pratik bir şekilde Hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Pratik, farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.